Tekfir konusunun üçüncü dersindeyiz. Konuyu hatırlatarak dersimize başlayalım. Tekfir, kişiyi küfre nispet etmek ve kafir olduğunu söylemektir. Maalesef günümüzde bazı Müslümanlar günah işleyenleri tekfir etmekte, onları kafir olmakla itham etmektedirler. Günah işlemeyi küfür kabul eden bu zihniyete göre, büyük günah işleyen herkes kafirdir. Halbuki ehli sünnet itikadına göre büyük günah işleme kişiyi dinden çıkarmaz ve kafir yapmaz. Bir önceki dersimizde bu meselenin birinci delilini işlemiştik. Bu dersimizde ikinci delili işleyeceğiz. Delilimiz Bakara suresinin 178. ayetidir. Bu ayette Müslüman kardeşini öldüren ve kendisine kısas veya diyet gereken kimse hakkında şöyle buyrulmuş. Estaizu billah temen ufiye kim ki kendisi için affedildi yani katil için affedilirse min ehihi şey kardeşi tarafından bir şey. Yani katile öldürülen kişinin velisi tarafından diyetten bir şey affedilirse fettibaun bil maruf affeden için marufa uymak vardır ve edaun ileyhi bi ihsan katil için de belirtilen diyeti ihsanla ona ödemek vardır. Bu ayette şu kısım üzerinde durmak istiyoruz. Femen ufiye lehu min ahihi şey kardeşi tarafından katil bir şey affedilirse. Ayette geçen kardeşi tabiriyle maktulün velisi kastedilmiş ve maktulün velisiyle katilin kardeş olduğu beyan edilmiştir. Şimdi sormuş şu, bu ne kardeşliğidir? Maktulün velisiyle katil arasındaki kardeşlik nedir? Bu kardeşlik nesep kardeşliği değildir. Zira katille maktulün velisi arasında neseben bir kardeşlik yoktur. Bu kardeşlik İslam kardeşliğidir. Cenab-ı maktulün velisinin kısastan vazgeçmesi ve diyeti hafifletmesi için kardeşi tabirini kullanmış ve maktulün velisinin merhametini tahrik etmiştir. Şimdi sormuş şu. Eğer büyük günah işlemek kişiyi dinden çıkarsaydı, maktulün velisi katilin kardeşi olabilir miydi? Eğer bir Müslümanı öldürmek, bu büyük günahı işlemek kişiyi kafir yapsaydı, Allah maktulün velisi hakkında onun kardeşi der miydi? Biz Kur'an'ın اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ve beyanıyla biliyoruz ki ancak müminler birbirinin kardeşidir. İşte katille maktulün velisi arasında bu kardeşliğin devam etmesi büyük günah işlemenin kişiyi kafir yapmadığına delildir. Eğer büyük günah kişiyi kafir yapsaydı onların arasında bir kardeşlikten bahsedilmezdi. Zira bir kafirle mümin asla kardeş olamaz. Sözün özü Madem Allah öldürülen kişinin velisinin katilin kardeşi olduğunu beyan buyurmuş ve madem bu kardeşlik İslam kardeşliğidir o halde adam öldürme günahı katili küfre sokmamış ve iman dairesinden çıkarmamıştı. Bu da ispat eder ki büyük günah işlemek kişiyi kafir yapmaz. Sevgili kardeşlerim. meselemizin ikinci delilini tamamladık. Bir sonraki derste üçüncü delili işleyeceğiz. O derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.